Niye bu kadar bağırıyorsunuz? Gir evine! Sinirim de senden çıkar mıyım? Gel gel! Bana, beni şuradan akla. Ne istersen vereceğim sana. Yalvarıyorum. Gözünü seveyim. Ne olur, ne olur. Allah'ım olur. Çıkar beni olur. Buradan, ne olur. Gel. Yürüme aç! Yoksa polis getiriyorum, aç şunu. Sana bir şey yapmadım. Anladın mı beni? Yapmadım. Ecelin olurum senin bak. Şevki, ya göründüğü gibi değil. Evimi açtın ha! Evimi açtın ha! Şevki! Senin boyun posun devresin! Ya bildiğin gibi değil, kafa dinlemek için yani. Şevki! Şevki! Utanmaz, arlanmaz adam! Bunlar ne ha? Utanmaz, arlanmaz adam, bunlar ne? Allah belanı versin! Allah belanı versin! Bela bile sana az gelir! Ben sana ne diyeyim ha, ne diyeyim? Adi sapık! Ya Şevki! Sus! Adımı ağzına alıp da kirletme! Kirletme! Bir şey oldu mu? Hala! Hala deme bana! Senin de attığın mesajı gördüm! Az mı yalvardım sana? Az mı anlatmaya çalıştım kocanın pisliğini? Kulağını tıkayan, gözünü kapayan sen değil misin? Bir kere çaldın mı kapımızı? Bir kere sordun mu ne haldeyiz? Hala değilsin doğru. Hep unutuyorum. Ancak birbirinize layıksınız siz. Allah ikinizin de belasını versin. Kendini. Ya tuzak bu bana. Para istedi. Kendi çağırdı. Sonra da bağırmaya başladı Şevki'ye. Şevki'ye. Onun yaşı kadar yılımız geçmiş beraber. Onun lafına mı yoksa benim lafım mı? Hayatımı büyük bir hataya çevirdin sen. Sana inanma ko. Mahkemelerde sonuna kadar savundum bir de. İftira dedim. Ses kaydını getirip gözüme soktu polisi. Oyun dedin, montaj şeysi dedin, tamam dedim. Hep eşek oldun sen. Ben sana adam dedim. Sen nesin ha Cengiz? Sen nasıl bir şeytansın? Ben de seviniyorum salak gibi. Kocam düzeldi diye. Çocuğumuz olsaydı onunla yaşıt olurdu bir adam. Be Allahsız, be kitapsız! Hiç mi korkun yok? Hiç mi utanman, sıkılman yok ha? Çamurcuyu kınamış, üstüne baykuş dünemiş. Sen nesin ya? Bana bıçak çeken kim? Öldürmeye çalıştın beni be! Felç ettin! Ben seni affettim, af! Var mı dahası? Beni o hale sen getirdin! Beni de sen! Tors tors bir surat. Varsa yoksa Cansu, Cansu, Cansu. Şu kılığına, kıyafetine bir bak. Ben erkeğim, erkek. Eğer gideceğim bir yer varsa deha kapı. Diyorsa polise git. Hadi. Ama bak bunu unutmadan git. Bak gördün mü? Ha, gördün mü Şevki? Beni bıçaklıyorsun. Yok. Yemiyorsa kapa çeneni, otur oturduğun yerde.
Yemeğe evde mi olacaksın? Bilmem. Olurum herhalde. Şu hale bak. Bir yere ayrılmaya gelmiyor. İlahi adalet var Cengiz. İlahi adalet var. Sana da var. Bana da var. Elbet göreceksin. Gördün mü ufaklık? Ablan Türk gibi maşallah. Ortalığı ama velveleye verdin ha. İyisin değil mi abla? İyiyim hayatım, korkma geçti. Abla, siz sokakta mı kaldınız şimdi? Halama gidelim. Olmaz bir tanem. Ablamlar gelsin buluruz bir çaresini, sen sakin ol. Eski evimize gitsek huysuz amca alır bizi değil mi geri? Huysuz amcanın değil ki o ya Cansucuğum. Ya bulamazsanız şimdi yer, yetimhaneye mi gideceksiniz siz de? Nereden çıkardın şimdi yetimhaneyi? Abla, orası kötü. Ne biliyorsun? Gittim ben kötü. Halam kurtardı beni. Yok hayatım öyle bir şey. Merak etme. Evet. Biraz sus artık. Kimsenin yetimhaneye gittiği yok. Abla, kim bu? Korkacak bir şey yok hayatım. Melis ablanın bir arkadaşı. Hey! Fasulyeden eleman. Kocan ne zaman gelecek? He? Evde yok mu diyorsun? Rahatın, konforun yerinde mi? Şu halimize bak. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Cansu. Bahçe partisi var. Bize katılmaz mısınız? Atıldık abla. Ablam ölüyordu az daha. Ne oluyor ya? Ne atılması, ne ölmesi Bilge? Ya iyiyim, bir şeyim yok. Cansu korktu da abartıyor o yüzden. Ev sahibi eşyaları atmış işte. Açın şu kapıyı! Yeliz yapma. Açsanıza! Yeliz! Ben size gösteririm. Dur, dur, ne yapıyorsun? Hey! Ne oluyor ya? Haklıken haksız duruma düşüreceksin bizi. Salak mısın? Sizin ailede normal bir tepki veren adam bulunmaz mı kardeşim? Tamam canım. Yeliz, otursana sen biraz. Biz bilmiyorduk sanki evi damı indirmeyi. Herif yok evde işte. Karısı da burnunu göstermiyor. Ama gelecek o kansız. Eşek gibi açacak şu kapıyı. Pardon. Biz tanışmadık bu arada. Utku ben. Kızların arkadaşıyım. Eylül. Ben de ev arkadaşlarıyım. Bu adamın numarası var mıydı birinizde? Var bende. Ver. Sağ ol. Açmıyordu. Kaçta gelir belli değil. Hadi kızlar, burada böyle sürünmeyin. Biz de gidelim. Yarın sabahtan kapıya dikiliriz. Gidelim mi abla? Cansu da var. Geçen günkü adamlar gelirse yine. Kimler? Bu arkadaş kim? Utku abi dedi ya. Ya abla, Ali orada değil nasıl olsa. Bir gecelik işte, ne olacak? Kızlar, bu müthiş geceye tüy dikmiş gibi olacağım ama... söylemezsem de siz bana orada tüy dikersiniz bu sinirle. Ali dönmüş. Bade abla az önce aradığında onu söyle diyeriz. Ben sana diyemedim, kusura bakma. Düşünecek hiçbir şey yok o zaman. Armi nerede kaldı? Bakıyorum bakıyorum, yok hala. Diyarbakır'da o. Efendim? Sen konuş Bilge. Ha, alo? Bilge? Niye sen açtın, Yeliz yok mu? Olmaz, onun telefonu nasıl açayım abla? Lavaboda da ben açtım. Ne yaptınız? Her şey yolunda mı? Hmm, yolunda. Merak etme. İyi. Kapıyı iyi kilitleyin. Arkasına yine bir şey koymayı unutmayın, tamam mı?
Koyarız. Ben biniyorum şimdi. Sabah oradayım. İyi geceler canım. İyi yolculuklar. Aman diyeyim bak. Son verdiğimiz pakette önemli evraklar var. Hazır gidiyorken elden verdik. Çok dikkatli ol. Çantana da sahip çık. Merak etmeyin. Bütün emanetleri sağ salim teslim ederim Serdar. İyi yolculuklar. Her şey için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hayır, ne işi varmış ki oralarda? Hem insan bir gidiyorum der, bir şey der ya. Ya ani oldu ona da. Bu ne? Bir alo da denemiyor mu buna ya? Hayret bir şeysiniz. Sohbetinizi böleceğim ama duruma odaklansanız. Duş alacağım daha, erken yatacaktım güya. Of. Şansa ev sahibini kışkırtmadan önce düşünecektin o zaman. Ha bir senin duşun sorun zaten şu anda. Bak zaten ayakta zor duruyorsun diye dişimi sıkıyorum. Durup durup bana laf atma çocuk. Ben hakkınızı savundum. O herifin bunu yapmayı çakkı yok, tamam mı? Artık böyle nasıl mıy mıy kaldıysanız bu cesareti bulmuş tamam. Adam. Tamam. Kavgaya lüzum yok. Herkesin sinirleri yeteri kadar gergin. Bir de birbirinize sarmayın. Kızlar hadi. Burada kalamayacağınız ortada. Telefon ederim. Ali hiç görünmez size. Utku ısrar etme. Etme işte laf anla biraz. Ali'nin nefes aldığı yere gelmeyeceğiz biz. Cansu'yu al götür yeter. Siz gitmezseniz ben de gitmem. Al işte. İçimi çürüttünüz ama ha. Siz karar verene kadar. Ya ne yapıyorsun? Hırsız diye içeri attıracak şimdi de bizi. Hadi. Hiçbir şey yapamaz. Kanun var. Bir gerizekalı yüzünden sokakta sabahlayacak değilim. Delikanlı. Tut bakayım şunu. Hadi. Ne bakıyorsunuz daha? Hadi siz de yatacak kadar bir şeyler alın. Sen nereden çıktın ya? Piyangodan. Bak bu yaptığımız yasal değil. Asıl onların yaptığı yasal değil. Yasaları biliyorum ben. Cansucuğum, sen bırak abicim. Gel, bir yerin acımasın. Dur ya, ne yapıyorsun ya? Kırılacak şimdi. Yatacak yerimiz var artık. Gerisi de sabaha kalsın. Uğraşamam artık bu saatten sonra. Siz bu kapı açık nasıl uyuyacaksınız? Kapının arkasına bu divanı dayarız. Ben de orada yatarım. Mis gibi uyuruz. Utku abi haklı, ben korkarım. Ya kapıyı zorlarlarsa? Ya Bilge ne yapalım yani? Çok meraklıysan git sen o eve. Ne diyeyim yani şimdi? Ya tamam gerilmeyin. Rahatsız eden olursa kaşı gözü itinayla yarılır. Hadi birader, sen kop da git artık evine. Kızlar siz de sızlanmayı keser misiniz artık? Olmazsa kalayım ben de. Oldu beyzadem. Sar başımıza iyice ev sahibini. Olmaz öyle şey. Ben kızların başındayım, merak etme. Siz yine de en ufak bir şey olursa beni arayın. Ararız. Amma büyüttünüz ya. Problem görmemişsiniz siz. Hadi birader, sen de ayrılamadın bir türlü. İyileşim gücü var benim. Ay. Hadi bak ağzım yırtılıyor. Bütün gece dikildim kapıda. Anam aldı zaten. Hadi uf. Siz bunu çok mu aradınız ya? Neyse. Hadi görüşürüz sabaha. Sağ ol Utku abi. Bu abla çok korkunçlu. Değil canım. Deli ama korkunç değil. Oh be, nihayet. Hadi kızlar, ne bekliyorsunuz? Yatın siz de.
Sana süt ılıtayım mı, içer misin? Ali'yim, acına bir şey diyemem. Ben daha kendi yangınımı söndüremedim. Ama senin suçun değildi. Bir de böyle düşünüp düşünüp parlatma ateşini. Senin yaşaman bile bir mucize. Mucize değil teyzem. Bu benim cezam. Kızlar ne durumdalar? Neyle geçiniyorlar? Oradan oraya sürükleniyorlar. Bilge bizim bakkalda çalışıyor. Yeliz bir turizm şirketinde mi neymiş, sekreterliğe başlamış. Armağan da eczanede iş bulmuş, öyle dedi Utku. Habire girip çıkıyor bir yerlere garibim. Ben de pek bir görünmüyorum. Bekliyorum. Biraz içleri soğusun diye. Bizi affedecekler mi Begüm dersin? İşki önce sen kendini azat et. Kendi vicdanının yargıcılığından kurtul. Gör ki bu kara bir kader. Ecel. Takdiri ilahi. Sen gidecek misin yanlarına? Cesaret edebilirsem. Hulusi Bey müsait mi? İş meselesini bir konuşayım. Beni işe geri alacak mı onu bile bilmiyorum. Pikabını dinliyor ya. O da aslında seni bekliyor. Gelebilir miyim Hulusi Bey? Sakallar iyi durmuş. Mahkemeye çıkma faslına kadar sakallarının keyfini sür. İşler epey birikti. Bir süre bürodan çıkamayacaksın nasıl olsa. Teşekkür ederim. Vay kardeşim, hoş geldin. Bade abla aradığında hemen gelecektim ama... Ne oldu? Sorma birader. İyi bir hoş geldin olmayacak ama... Susulacak şey değil. Sinirim çok tepemde. Utku. Kızların yanından geliyorum. Ev sahibi koymuş kapıya kızların bütün eşyalarını. Kilitlemiş kapıyı, defolup gitmiş. Bu saate kadar bekledim, gelmedi. Gelse biliyorum yapacağımı ama... E nerede kızlar peki şimdi? Kapıyı kırdık, girdiler içeri. Eşyaların yarısı dışarıda. Olacak şey değil. Army de yok başlarında. Daha doğrusu haberi bile yok. Nerede ki? Bilsem. İş seyahatine çıkmış hanımefendi. Niyeyse artık hiç anlamadım ben. En kötüsü Cansu da bu akşam gelmiş. Ürkmüş garibim olanlardan. Gözlerindeki çaresizlik. Neyse ya işte durum böyle. Niye alıp gelmedin Utku? Hadi Şevki, sana uğurlar olur. Yettin artık! Yettin ulan artık! Enişte! Enişte! Be. Yürü git! Ya görevini yapacaksın ya da defolup gideceksin, anladın mı? Ne yapıyorsun Cengiz? Hı?
İş yerinin adresini ver. Konuşacaklarım var, önemli. Ablama bir şey mi olmuş? Saçmalama ya. Gereksiz mesajlardan biri işte. Tuvalete gidiyorum ben. Dur önce ben gideyim. Çok sıkıştım. İyi. Dolu! Kapı vurmak yok mu sizin köyde? Çıkmıyor daha. Ya ne oluyor burada? Hoş geldin. Ne hoşu ya? Ya kızım. Ah canım. Ne oluyor burada? Ya ev sahibi ne olacak işte? Atmış her şeyi dışarı. Ya niye bir şey demediniz akşam bana? Uçacak mıydın? Derdini mi arıyormuş o adam? Meleğim. Sen niye buradasın? Halam dün bana bıraktı. Akşam arayayım dedim gelip alsın diye ama Cansu aratmadı. Ev sahibi nerede? Akşam eve gelmedi korkusundan. Ama gelmiştir ne de olsa. Dua etsin, şimdi acele işe gitmem lazım. Dönünce canını okuyacağım onun. Kendi alacak eşyaları içeri, paşa paşa hem de. Sakın. Sakın sen karışma. Ya açtığın dert yetmiş zaten, sağ ol. Çözümlerini kendine sakla sen. Ben mi? Ben ne yaptım be? Herif kafaya koymuş, sizi atacaktı zaten. Sizin için savaşıyorum burada. Ay çok da umurum. Bana yer mi yok kızım? Basar giderim, Allah Allah. Ya ne diyorsun ya? Arne bir sakin ol. Eğer dün Eylül kapıyı zorla açmayı akıl etmeseydi biz dışarıda karşılayacaktık bugün seni. Yüklenme kıza. Ayrıca da kızıp köpüreceğin başka haberler var, hiç merak etme. Ne olmuş? Ali dönmüş. Bir dakika, bir dakika. Önce bizim meseleyi şurada bir iyice aydınlatalım artık. Bak kızım, ben senin birliğine katılmış falan değilim. Bu evin sizin gibi kiracısıyım. Elinize baştan saydım parayı. İstemiyorsan ver paramı, gideyim ben. Ha yok, kalacaksam... İkide bir böyle karşıma dikilme benim. Sen kendi birliğin içinde yap komutanlığını. Ya nereye gidersen git. Bir kişisin tabii. Başını sokacak yer bulursun. Biz ne yapacağız? Sayende sokaktayız, farkında mısın? Olmayan evin kiracısı. Bu herif ihtarname yolladı mı size? Aldınız mı öyle bir şey? Yok. Yani söyledi sadece çıkın diye. Daha ne ağlaşıyorsunuz? Bina ne yapamaz. Gerekirse dava açarız. Haklı olan biziz. Bir yere gitmiyoruz. Ya neyle açıyoruz o davayı? Amma tatava yaptın sabah sabah ha. Geç kaldım senin yüzünden, millet bekliyor. Halledeceğim dedim. Yapamazsam o zaman çal sazını. Allah Allah. Çok gittin kızın üstüne. Canım. Ya ne nerede belli değil. Abla bir koklasana şunu, var mı bir şey? Giyilir. İyi madem. Geç kalıyorum ben de. Ben de. Kim bırakacak beni okula? Ben canım. Dur elimi yüzümü yıkayayım, hemen geliyorum. Yeliz, bu mevzu kapanmadı daha. Eşyalar kapıda mı kalacak? Almasınlar. Ya ne var da neyi alacaklar? Akşama taşıyacağız mecbur. O da bakalım ev sahibi ne diyecek, ne yapacak? Bu salağın bu işi halledeceğini hiç sanmıyorum ya. Bela aldık yine başımıza. Gel canım, ayakkabılarını giysen bu arada. Yeliz, sahi gelmiş mi? Yüzsüz. Burada, eminsiniz değil mi? Cemile gitmiş, kendini görmüş kızım. Nurten de atılmış bakım evine ha? Vay be. Hırpalıyorlarmış ha? Kızım göstere göstere dövmez bunlar. Cemile nasıl görmüş? Gizlice girmiş. Üşendimiş, sağa sola sormuş. Bulmak için bayağı debelenmiş yani. Bir de orası burası mosmormuş. Düştü falan demişler. Tabii. Tabii hep düşmedir zaten. Ailesinden arayanı da yokmuş. Ettiğini aynen bulmuş. Çok bakımsız yermiş zaten. Bizim yerden beter diyor Cemile. Özelmiş bir de.
Her sektörün iyisi de var, kötüsü de var kızım. Çaresizlik neymiş Nurten? Kimsin? Şimdi sen de birinin vicdanına emanetsin bak. Şimdi sen de baş belası bir pisliksin. Öyle derdim bizi, hatırladın mı? Baş belası pislikler. Allah'ın cezası pislikler. Kimsesiz. Buna dın mı yoksa kız? En güzeli. Yoksa burada vermediğin merhameti beklerken çığlıklarımız delirtir seni. Yaptıkların geliyordur herhalde aklına. Uyuyabiliyor musun Nurten? Yatağında morluklarla ağlayarak uyumayı da tatmışsın bak. Nasıl? Güzel mi? Yine mi siz? Gelmeyin artık. Geçen de geldiniz. Biz Cemile değiliz. Tülay ben. Tülay Yıldırım. Çiğdem Kocaoğlu. Olcay Gören. O isimlerinizle bilir mi kızlar? İzlerinizi söyleyin. Kaşını patlattığın kız Tülay. Benim de kafamda bir dikiş var senden hatıra. Biz hayata seninle başladık. Ama başardık. Sana rağmen başardık. Sense senin gibilerin elinde gidiyorsun. Tutunacak bir umudun bile yok. Ne istiyorsunuz benden? Bitmişim, tükenmişim işte. Buraya yukarıdakinin adaletini görmeye geldik. Varmış demek ki bir adaleti. Varmış. Bizim hakkımız helal değil Nurten. Bütün ahlarımız seninle. Bunu bil de öyle git. Biz sana benzemedik Allah'a çok şükür. Tamam, hadi. Ağlaşmaya mı geldik buraya? Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de bayağı merak etmeye başlamıştım. Önce eve uğradım, üzerimi değiştirdim. Otobüs erken gelince. Bir dahaki sefer önce buraya gel, sonra gider üstünü değiştirirsin. Olur. Bunu amcanızın oğlu verdi. Hı hı. Bunu Seyfullah Bey verdi. Bu da Necmi Bey'in hediyesi. Bunda da önemli evraklar varmış. Ferit Bey gönderdi. Tamam. Bütün gece çantayı kolumdan ayırmadım. Gözümü kırpmadım. Aferin sana. Bu da ikramiyen. İlaç gibi geldi bu. Çok yoruldun mu? İstersen git biraz dinlen evde. Bütün gece uyumamışsın madem. Yok. Biraz burada ilaçları çalışayım. Yorgun değilim. Erken çıkarım olmazsa. Günü boş geçirmek istemiyorum. Azimli kız. Nasıl? İyi ağırladın benim amcaoğlu seni. Gezdirdiler mi bizim oraları? Evet, ne kadar farklı orası. Her yer ayrı güzel. Ama çok yedirdiler. Mide fesatı olacaktım az daha. İyi günler. Buyurun. Utku. Arkadaşın mı? Evet. Affedersiniz. Bir iki dakika konuşmamızda sakınca var mı? Utku, akşam konuşuruz. Canım
Önemli olmasa gelmezdi herhalde arkadaşın. Çıkabilirsin Arma. Teşekkür ederiz. Akşama bekleyemedin mi yani bunu sormak için Utku? Zaten kapıya konmuşuz. Bir de işimden edeceksin beni. Armi, komşu kapısına gitmiyorsun. Kalkıp Diyarbakır'a gidiyorsun. İnsan bir haber verir. Apar topar oldu diyorum sana. Sen o akşam halimizi bir görseydin. Kızlara söylemeye vaktim olmadı. Evdeki cinsi görmüşsündür. O çıktı bir de piyangodan başımıza o gece. Yetmedi, ev sahibiyle kapıştılar. Kız başlı başına bir mevzu zaten. Neyse. Sen önce şunu anlat. İşe dün girmiş bir çırağın ne işi olurmuş Diyarbakır'da? Kargo denen bir şey var bu memlekette. Niye sen gidesin? Burnuma hiç iyi koku gelmedi benim Armağan. Adamların kaç akrabası var orada biliyor musun sen? Hepsi birbirine bağlı çalışıyor. Büyük bir aile. Kargo ile birkaç kez çalışmışlar. Sorunlar yaşamışlar. Gönderdikleri kaybolmuş. Mahkemelik olmuşlar falan. En güzel usul bildiğin usul diyorlar. Benim de canıma minnet. Yoksa işten atılacaktım. Ne zor iş biliyor musun sen? Kaç kişiyle papaz oldum ilk gün yanlış ilaç vere vere. Adamlar belki halime acıyıp bana iş yarattılar. Çok iyi insanlar abi kardeş. Bir tanısan utanırsın aklından geçenleri. Başka gidecek misin yani böyle? Utku, mesai saatindeyim. Uzatmasak diyorum. Aa, hem ben sana niye hesap veriyorum ki? Hadi güle güle. Dur ya. Ev ne oldu? Ne yaptınız? Biraz anlatsana. Bakarız başımızın çaresine. Takılma sen. Ne oluyor yine? Neyin tavrını yapıyorsun bana? Hiç. Bu arada gözün aydın. Nihayet kıymetli arkadaşın dönmüş. Bir bu eksikti. Ben... O gün eve gelirken Şahin'i gördüm. Gidiyordu. Neden oradaydı? Bunun için mi geldin? Yok. O oradaysa vardır bir hinlik. Kamerayı falan mı aldı? Ne o? Görüntüleri almaya mı gönderdi kocam? Var yani. Şahin'in numarasını versene bana. Allah onun da cezasını versin. Hiçbirinizin adını bile duymak istemiyorum. Ya sen hala kocana yardım mı ediyorsun? Utanmıyorsun da değil mi? Hala. Tek derdim onu layık olduğu yere göndermek. Cengiz cezasını çekecek, merak etme. Çok şey var. Ama hiçbir şey yok. 22 senedir mahkumum ben bu adama. Ne desem şu an çektiğim acıyı, ızdırabı, vicdan azabını sana anlatamam. Anlayamazsın. Ablamı ecelin pençesinde bırakıp o eve gittim ben. Hastane parasını alabilmek için. Bana aldığı elbiseleri giydim. Süslendim istediği gibi. Ne olur sus. Ablamın ölüm haberine çalan o telefonu açma dedi bana. Açma. Yalvarırım açma. Sus. Acı mı dedin sen? Bana acıdan bahsetme hala. Bu dünyada artık kimse bana acıdan bahsedemez. Oo. Şevkiye Hanım. Nereden buldun numaramı sen? Yeliz'den aldım. Çekiyin o kayda ihtiyacım var. Vallahi hiç güleceğim yoktu desem yalan. Şu aralar çok bir neşeliyim. Uğraştırma ne olur. Tükendim ben de zaten. Söyle ne kadar? Yine beni elense edeceksiniz o güdükle değil mi? Cansun üzerine yemin ederim ki değil. Artık sizden daha düşmanım ben Cengiz'e. Cansu üzerine dersen inanırım. Polise mi vereceksin yoksa? Damangizi koparamadım. Ben vereyim ne istiyorsan işte.
O hala telefondaki görüntülerle bana şantaj yapıyor. Ne çektiğimi biliyorsun. Sana tuzak kurmaya beni mecbur bıraktı. Onunla baş etmenin tek yolu senin elindeki görüntü. Sen yine ondan para sızdırmaya devam et. Orası beni ilgilendirmez. Polise vermeyeceğim, merak etme. Hemen bugün söyle miktarı. Söyle banka adresini, istersen havale edeyim. Dur bir dakika. Ben bir düşüneyim. Aklıma yatarsa ben sana haber ederim, tamam mı? Hulusi Devren, kızların avukatıyım. Sizinle bu sorunu konuşmaya geldim. Girdikleri günden beri kirayı tam bir alamadım Hulusi Bey. Yarım yarım. Benim de ekmek kapım burası. Haller malum. Şu yaptığınız için hiçbir yasal dayanağınız ya da mazeretiniz yok. Kızların elinde ödeme makbuzları ve kira kontratları var. Şimdi ya buraya memurları getireceğim ve başınızı arayacak ya da siz bu eşyaları çıkarttığınız gibi içeri alacaksınız. Ben de bu tatsız meseleyi yaşanmamış sayacağım. Ama benim hiç hakkım yok mu? Ev benim, emek benim. Hep bir kiracı haklı. Bunca yıl yememişim, içmemişim. Kira getirsin diye ev yapmışım. O zaman raicinizi baştan belirleyecektiniz beyefendi. Yıl ortasında aklınıza estiği gibi bedel yükseltemezsiniz. Neyse, benim fazla vaktim yok. Siz dediğimi yapın. Kızlar burada fazla kalmayacağı için bu tartışma anlamsız. Çıkacaklar mı yani? Gördükleri muamele ortada. Ben bugün yine hemen geri taşırım eşyaları hemen. Ne zaman çıkıyorlar? Onları rahatsız ettiğinizi bir daha duymak istemiyorum beyefendi. Bakın, ben bu davayla uğraşmaktan üşenmem. İyi günler. Çok vaktini almayacağım. Hemen konuya gireceğim. Tamam. Sen eski reklamcısın Tezer abla. Tezer, marketi canlandırmak için yeni fikirler lazım bana. Sen bir şeyler bulursun diye düşündüm. Çalışmadığım yerden sordun. Ben o işleri bırakalı çok oldu. Ama yetenek geçmişte kalmaz ki. Sen hep bana öyle söylersin. Bir kere bahşedildiyse hayat boyu seninle gelir. Kendi silahımla vurdun beni. Hadi bakalım. Zeki kızım ve selam. Tamam, hemen ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler vardır mesela elinizde. Onlarda şok indirimler yapın. Bir de şunu alana şu bedava diye setler yapın. Sen de güzel el ilanı hazırlıyorsun. Fiyat listesi yaparsın. Fotokopiyle çoğaltırız, ev ev dağıtırız her yere. Evet. Bak canım, burada bütün apartmanların alışverişini kapıcılar yapar. Onur göreceksin. Avantajlar sunacaksın ki sana gelsinler. Haftaya da günler yap mesela. Günler? Her güne 5 ürün. Hasan amca ayak diretmezse bunlar çok işe yarar. Ayak diretecek lüksü yok bence artık. Sen bunları öner. Bu arada ben sana yeni fikirler düşüneyim. Tamam. Hemen broşür hazırlamaya gidiyorum o zaman. Hasan amcadan izin alacağım önce falan. Ay çok işim var. Çok sağ ol. Dur daha bir şey yapmadım. Bilge! Neyse sonra veririm canım. Sevgili günlük. Bugün seninle sırdaş olmaya karar verdiğim ilk gün. Etrafımda içimdekileri anlatabilecek kimse yok. Herkesin canı en az benimki kadar yanarken kimden merhem olmasını bekleyeceğim ki? Hem merheme olan yaralarım yok ki. Annem yok günlük, babam yok. İkisi birden bizi bırakıp gittiler. Hiçbir teselli sözü duymak istemiyorum. İnsan beyninin tüm çaresizliğiyle ürettiği o saçma sapan teselli sözlerinin hepsinden nefret ediyorum. Soğuk, karanlık bir gecede yalnızım. Çıplağım sanki. Öyle üşüyorum, öyle korkuyorum. Artık bütün çığlıklarım cevapsız.
koşup karanlığımı yaracak kimsem yok. Yürü diyorlar, yolunu bulursun diyorlar. Yürümek istemiyorum. Annemi istiyorum, babamı istiyorum. Buyurun. Sizi vaktinde dinlemedim. İnanmadım. Zor, çok zor. Kocama bağımlıyım. Belki o yüzden akladım onu kafamda. Tutacak. Tutunacak bir şeylere ihtiyacım vardı. Bir su alabilir miyim? Kalabilir mi? Ben size bir kayıt getirdim. Cengiz'in taciz davası sürüyor. Bu onun suçunu ispatlayacaktır. Ne diyorsunuz Şevkiye Hanım? Neyin kaydı bu? Korkmayın. Sandığınız gibi değil. Yani Yeliz'de bir şey olmadı. İzleyince anlayacaksınız. Bu yeterli gelmezse bunu çeken adamın adını soyadını da veririm size. Biraz uğraştırır ama onu şahit olmaya ikna edebilirsiniz. Ben buna yardımcı olurum. İzledikten sonra sizinle bağlantı kurarım. Çok ceza alır değil mi? Teşekkür ederim. Aa, niye beklemediniz beni ya? Bilgi sana yasak değil mi ağır kaldırmak kızım? Biz taşımadık ki, geldiğimizde evdeydi. Aa, nasıl? Oo, yerleşmişsiniz bile. Ne ara hallettiniz? Kimsenin haberi olmadığına göre ev sahibi geri koydu herhalde ama... Nasıl oldu hayret? Demek ki neymiş? Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Sabah söyledik bu işi halledeceğimizi ama gruptan şüpheci sesler yükselmişti. İşte sonuç. Sakalımız olsa sözümüzü dinleyen çıkacak ama. Ya sinir hastası edecek bu kız beni. Adam eşyaları içeri aldı mı aldı. Bu hörlemeseydi almayacaktı. Hakkını vermek lazım kızın. Hulusi Bey. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, buyurun. Dışarıda konuşalım Armağan. Sen içeride kal Bilge. Neden? Ablamlar sana izah eder. Sen şimdi biraz bekle. İçeri gir Bilge. Bilge, içeri. Hulusi Bey, söyleyin ne olur. Nefes alamaz oldum. Az önce halanız bendeydi. Bana bir kayıt getirdi. Cengiz'in suçunu sabit kılacak, ona açtığımız davayı bize kazandıracak bir kayıt. Ne kaydı? Ne varmış o kayıtta? Neyin kaydı? Yeliz, ne oluyor, çabuk anlat. Ne kaydı bu? Ben... Ya... Bu konuyu benden sonra konuşmanız uygun olur. Şu an daha kritik bir konu var. Ben onu konuşmaya geldim. Nedir o? Bu kayıtla ve kaydı yapan adamı şahit göstererek Cengiz'i mahkum ettirebilirim. Ettirin. Çıkamasın o delikten Allah'ın cezası. Bunun konuşacak bir şey yok ki. Şöyle bir gerçek var. Halanız ve kocası Cansu'nun vesayetini geçici süre için bile olsa bir aile olarak aldılar. Aile fertlerinden baba konumundaki bireyin çocuk tacizi davasından mahkum olması demek, çocuğun o aileden alınıp yetiştirme yurduna verilmesi demektir.
demeye çalıştığınız temelli mi yani? Bir aile evlat edininceye kadar. Biz niye alamıyoruz geri? Malum nedenlerden. Söylemek istemiyorum ama daha kötüsü de var. Eğer birileri Cansu'yu evlat edinirse, evlat edinen ailenin kimliğinden haberdar olmuşsunuz. Onu ömür boyu kaybedeceğiz yani. Halam. O da alamaz. Sanırım bunun farkında değil. Yani Cengiz'in durumu ortaya çıktıktan sonra Cansu'yu kaybedeceğini bilmiyor. Biliyor olsaydı bu kaydı bana vermezdi büyük olasılıkla. Ya bir yolu olmalı. Başka bir yolu. Bir şey ya, yapılabilecek bir şey. Maalesef. Ya Cengiz'i mahkum ettireceğiz? Ya da bu kayıt yokmuş gibi yapacağız. Bunun sonucunda da yaptığı bu iğrençlikler adamın yanına kaldığı gibi Cansu da hasta ruhlu bir çocuk tacizcisinin elinde büyüyecek. Bu kararı sizden başka kimse veremez. Ben haber bekliyorum sizden. Konuşmaya ihtiyacım var. Her şeyi en başından anlat bana. Nerede sizin ahali? Şşş. Ne o bunlar hayalet görmüş gibi? Ya sus. Zaten bir şey duyamıyorum. Aman iyi tamam. Kötü bir şey var. Çok kötü bir şey. Hayırlı işler. Ne atraksiyonu bol bir yere düştüm ben böyle ya. Ne? Akbaba gibiydi. Ben ağzıma geleni saydım. Paran yere batsın dedim. Bir daha yüzünü bile görmeyecektim. Ama ablamın hastane masrafı çıkınca sen karakoldaydın. İkide bir gelip para diyorlardı. Sana söyleseydim nereden bulacaktın? Ona mı gittin? Kendini para karşılığında o hayvana mı sundun? Evet. Eve getirdiğin paralar maaş değildi yani. Onun metresisin öyle mi? Kimsenin metresi değilim ben. Yani tam şeyken hastaneden aradılar. Ablamın haberi geldi. Bir daha da hiç gitmedim o eve. Bu kayıt ne peki? 2 aydır bana ara ara mecbur kaldığım zamanlarda para veriyordu. İş bulamadım. Şimdi de çalıştığım ofiste deneme süresi diyorlar. Bir yol bir de yemek alıyorum sadece. Şahin kurdu bu planı. Şantaj yapıp para sızdırabiliriz dedi. Hem de ondan kurtulmuş olacaktık. Başka hiçbir seçeneğim yoktu. Çok sıkıştırmaya başlamıştı beni. Yani tekrar o adamın evine gittin.
sen hep bu ailenin yüz karasıydın yani. Abla! Şşş, şş, kavgaya dalınmaz, gel. Ya bırak ya! Abla! Gir içeri Bilge, sakın çıkma. Kapat şu kapıyı. Hangi ailenin? Bir eksilen ailemin mi? Korumak için elimizden bir şey gelmediğinden tek tek kaybettiğimiz ailemin mi? Geriye kalanları korumak için gerekirse kendimi satarım, evet. Gerekirse kendimi satarım. Defol! Kime istiyorsan sat kendini o zaman. Abla ne yapıyorsun? Senin bu çatı altında yerin yok. Yeter! Sen beni yargılayamazsın. Keyfimden mi he? Keyfimden mi? Ablam için yaptım. Ablam! Senin asla göze alıp yapamayacağını ben yaptım. Senin gösteremeyeceğin gücü, kararlılığı ben gösterdim. Kendi korkaklığınla yüzleştiğin için bu kadar öfkeleniyorsun. Sus! Abla sus! Yapma! Abla! Bu aileyi böyle koruyamazsın! Abla yeter! Kızlar, herkes içindekini kustuysa eve girin artık. Ev sahibini çıkartacaksınız yine. Anonsa gerek yok herhalde. Benim artık bir evim falan yok. Ablam? Abla nereye? Bilge! Abla nereye gidiyorsun? Bilge bırak! Abla nereye gidiyorsun Bilge, bu saatte? Bilge bırak, gir içeri! Abla! Bilge! Çekil camdan, gelir o. Nereye gidecek? Gelir. Ya ağlama, ağlama diyorum. Gelmiyor işte. Nereye gider bu saatte ya? Neden attın kız evden abla? Karışma sen bu işe. Ya ne demek karışma? Neler oluyor? Parayla satmak ne demek? Sen nasıl ablamı böyle dersin ya? Bilmeden konuşma dedim. Kapa artık şu çeneni, sus. Sus ya, gelme üstüme. Sesinden kötü bir şey olduğunu anlamıştım ama nutkum tutuldu. Ne biçim bir adam bu? Gerçekten aklım almıyor. Bu meslekte öyle adamlar gördüm ki artık bu da olmaz diyemiyorum. Avukat olmasaydım katil olurdum çoktan. Hiç bu kadar çıkışsız kaldığımı hatırlamıyorum. Bir türlü çözüm bulamıyorum. Cansu ile çok özel bir bağ kurduğunun farkındayım ama sen de diyorsun ya, bu kızların vermesi gereken bir karar Hulusi. Bu kararı sen alamazsın. Yapabileceğin bundan fazla şey yok. Olmak zorunda. Soğukta sokağa bırakılmış kedi yavruları gibiler. Etrafları köpek dolu. Sonlarını görmek için müneccim olmaya gerek yok. Onları kaderlerine terk edip yürüyüp gidebilmek için insanın taşlaşmış olması gerekir. Ve ben sandığım kadar soğutmamışım içimi daha. Candan can koparmak diye bir hikaye okumuştum geçenlerde. Ayrılık üstüneydi. Ayrılık ölümden betermiş. Ölümün ne olduğunu bilmiyorlar diye düşünmüştüm. Ben ayrılığı bilmiyormuşum meğer. Bugün bizim canımızdan Cansu'yu kopardılar.
O artık yok. Belki dönemeyecekti. Uyanamadığım bir kabusun içindeyim sanki. İçim çığlık çığlığa. Allah'ım ne olur geri gelsin. Cansu bizden ayrı büyümesin. O buraya ait. Bize ait. Biliyorsun. Şundur yollardasın. Nasıl bu kadar enerjik görünüyorsun? Amca o kadar uzun zamandır down'dım ki şimdi bütün görüşmeler pozitif. Hem Bursa'da hem Çorlu'da çok iyi görüşmeler yaptım. Şarj oldum. Seni biraz huzursuz görüyorum. Bir şey mi oldu ben yokken? Yok. Dosyanı inceledim bu arada. Fikrin nedir? Gerçekten makul görünüyor. Sen de bunu bir incele Semih. Ya bekletmeyeyim şimdi seni. Anlat lütfen. Mevzu özetle şu. Yandaki eve almaya karar verdim. Fakat tamamlamak için 250 bin liraya daha ihtiyacım var. Ben de bir an bir şey sandım. Babam geçen seneden beri istiyordu orayı. Çok sevinecek. Şu ihale işiyle birlikte hiç nakit sorunumuz kalmaz da no problem. Orayı değerlendiririz. İyi olur. İstersen önce lafımı bitireyim. Pardon. Sizinle orayı ortak alacağız, evet. Benim evimle birlikte onu da teminat gösterirseniz daha yüklü bir kredi de çekebilirsiniz. Bakma hiç, söylüyorum şartımı. 10 sene boyunca o evde herhangi bir tasarruf hakkınız olmayacağına dair bu belgeyi imzalamanız lazım. O ev 10 yıl satılmayacak, başka bir şeye dönüşmeyecek. Peki, neden desem? Burnumun dibine bilmediğim, tanımadığım birilerinin gelip yerleşmesini istemiyorum. Bu yaştan sonra hiç kimseyle uğraşamam. Ben bu evin sakinliğini seviyorum. Amca, yani bilmiyorum ki. Bu kadar para, bu zamanda öylece gömülür mü? İyi düşündün değil mi? Benim kârla, parayla işim yok bu yaştan sonra. Hiç de olmadı, biliyorsun beni. Tek istediğim biraz huzur artık. Şartım bu ve tartışmaya açık değil. Ha bir de bu iş üçümüzün arasında kalsın istiyorum. Kabul ederseniz tabii. Yani öyle istiyorsan, babamın da hayır diyeceğini sanmıyorum. İmzalayacaktır. Yani anlaştık. Şimdi iznin olursa oğlumla biraz sohbet edeyim. Koşuşturmaktan görüşemedik bile doğru dürüst. Gelebilir miyim? Geldiğin güne göre yüzün biraz daha gülüyor gibi baba. Biraz rahatladım. İyi gelişmeler var Utku. Çok iyi gelişmeler. Ne oldu ki? Anlatırım sonra. Geldiğimden beri ben anlatıyorum. Şimdi biraz da oğlumu dinlemek istiyorum. Sen sanki daha mı az gülüyorsun, yoksa bana mı öyle geliyor? Öyle bombalarla geldin ki baba, gülecek halim pek kalmadı haliyle. Aile meselesi bu baba. İsteseniz atlar gelirdim Londra'ya. Burada kalmanı ben çok istedim.
Annen uzun süre başımın etini yedi, biliyorsun. Ama şimdi iyi ettiğimi o da kabul ediyor. Bütün endişelerini boşa çıkardı. Dahası buraya gönderdiğim oğlumla karşımdaki delikanlı arasında büyük fark var. En önemlisi sorumluluk sahibi olmuşsun. Doğrusu orada seni kaybetmeye başladığımızı düşünüyordum. O London Junkie'lerine dönüşeceksin diye çok korkuyordum. Büyüyorum baba. Büyüdüm bile. Hasan Bakkali'ye. Armağan Benton. Yeliz şimdi geldi. İyi bir şey yok. Tamam. Tamam, sağ ol. İyi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gürsan Bey gelene kadar aylık satış grafiklerini hazır istedi. Ben senin bilgisayarına gönderdim. Sen print edip dosyalarsın, tamam mı? Tamam. Konuşmamız lazım. Ben o CD'yi izlemedim. Duyduklarım bana yetti. Şimdi söyle bana. Cansu içinde o evde aynı tehlike var mı? Yoksa o hayvanınki yalnızca seninle ilgili bir saplantı mı? Bunu ancak sen bilebilirsin. Cansu evde büyüyemez. Ne demek olduğunun farkındayız, değil mi? Huysuza gidiyorum. Onu oradan almanın yolunu bulacağız, değil mi abla? Armağan Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Delili kullanın Hulusi Bey. Mahkeme ne zaman olur? Ben gerekli işlemleri başlatmıştım. Bu kararı vereceğinizi tahmin ediyordum. Yani bugün mahkeme günü belli olacak. Çok uzağa atamazlar. Başvurumda durumun aciliyetini belirttim. Ben konuşamam. Cansu'ya bunu... Ben söylerim. Ablamın ağzına bıçak açmadı dün gece. Ben öldüm meraktan neredesin diye.
Nerede kaldın dün gece? Dışarıda. Abla çıldırdın mı sen ya? Niye dönmüyorsun eve? Ya başına bir şey gelseydi? Gelmedi. Neler oluyor ya? Nedir bu kadar büyük kavganın sebebi? Anlatın biriniz artık. Delireceğim. Sonra Bilge. Ne olur. Telefonda olmaz. Akşam anlatırsan Armi. Anlatır ne demek ya? Sen akşam geliyorsun değil mi? Gelmeyeceğim. Saçmalıyorsunuz ama iyice. Hem kalacak yerin yok hem eve gelmiyorsun. Oldu. Aklına sen gitsin o zaman. Bilge hiç iyi değilim. Kapatıyorum. Hayır kapatma. Ben sana yer ayarlayacağım. Bak sokakta kalmana izin vermiyorum tamam mı? Kimi? Tezer ablayı. Kabul eder mi ki? Eder bence. Çok iyi bir kadın o. Annem gibi herkesin yardımına koşmayı seviyor. Konuşayım onunla arayacağım ben seni. Bak tamam değil mi? Tamam. O kabul etsin de hele. Gidiyorum hemen. Hadi kapat bay bay. Ne bu hal? Nefes nefese kalmışsın. Hasan amca yok. Ya ablamlar akşam kapıştılar. Yeliz ablam da o sinirle evi terk etti. Aa nereye gitti? İşte sorun da orada. Gidecek yeri yok. İkisi de birbirinden inat. Şimdi konuştum eve dönmem diyor. Tezer abla sen de kalabilir mi? Sinirleri yatışana kadar bir iki gece falan ha. Ne olur. Dur kızım bir sakin ol. Kalır tabii. Yalnızım tabii niye kalmasın? Ara hemen söyle gelsin akşam. Teşekkür ederim. Üzülme canım. Kardeşler arasında olur böyle şeyler. Normaldir. Tamam gideyim ben o zaman. Dükkanı soyacaklar. Dur gel. Al bak. Bunu unutmuşsun geçen geldiğinde. Seslendim ama yetişemedim sana. Günlüğüm. Aa sahi mi bakmadım bile. Market defteri falan sandım. Hiç bırakmam bunu bir yere ama. Telaşın başından aşkın kızım baksana. İyi ki sende kalmış sağ ol. Sen de sağ ol canım. Görüşürüz. Hadi. Labirentte kobay faresiyiz sanki. Tam çıkışı bulduk derken bakıyoruz. Aynı yerden 10. geçişimiz. Bu filmi daha önce de izledik günlük. Ama o buna nazaran çok mutlu bir sonmuş. Anlamıyorsun tabii ne dediğini. 15 gün oldu sana yazmayalı çünkü. Malum aşağılık şahıs nihayet cezasını buldu. O kayıt ne zaman aklıma gelse ablamın suratındaki paniği, tiksinmeyi bütün zerrelerimde hissediyorum. Evet izledim. Gizlice izledim. Dayanamadım. Cengiz'in o delikte çürüyüp gitmesini, ölmesini bütün kalbimle dilemem kötülük mü sence? Bu arada eski evimiz kriz yüzünden satılamamış. Ev sahibi de bizi aynı koşullarda eve almayı kabul etmiş. Huysuz amca anlatmıştır halimizi kesin. Sağ olsun o kadar uğraşıyor ki bizim için. Ama bu bizi yeni bir yol ayrımına getirdi. Armağan ablam ölsem adım atmam Ali'nin olduğu o yere diyor. Yeliz'e gideceğim diyor. Barışamadılar hala. Ben de Ali'yi görmek istemiyorum. Ama eski evimize dönebilmek istiyorum. Bu belirsiz hayatta tanıdığım, bildiğim tek yer orası. Annemin kokusu, babamın sıcağına yakın. Gelecek o kadar ürkütüyor ki geçmişime sığınmak istiyorum. Mahkeme bugün. Ama biz hala Cansu'ma söyleyecek cesareti bulamadık. Aslında hep bir belki var içimizde pır pır. Yine de bugün huysuz amca onunla konuşmak zorunda. Nasıl olacak? Bunu anlamanın, anlatmanın bir yolu var mı ki? 15 gündür her gece rüyamda korkunç bir karanlık yutuyor Cansu. Koşuyorum peşinden ama yetişemiyorum. Kayboluyor. En kötüsü, bugün bu kabusa uyanmamacasına hapsoluyoruz günlük. Geldiğin için sağ ol. Ben de duramadım ki bir yerde. Kendim için geldim sayılır. Bu benim hayatımın en zor ikinci davası. İkisinde de kazanan da ben, kaybeden de ben. Hanımefendi, hanımefendi. Özür dilerim Hulusi Bey, hanımefendi. Tamam sen çık.
Bunu bana nasıl söylemezsiniz? Cansu'nun elimden alınacağını biliyordunuz. Bile bile. Size güvendim geldim. Beni kandırdınız. Söyleseydiniz. Söyleseydim o kaydı bana verir miydiniz? Vermezdiniz. Kocanızın çocuk tacizcisi olduğunu bile bile Cansu'nun o adamla birlikte büyümesine izin verecektiniz. Onun kılına zarar gelmezdi. Ben onu gözüm gibi sakınıyordum. Cengiz'i gebertirdim yine de ona dokundurmazdım. Hayatta riske edilmeyecek değerler vardır Şevki Hanım. Cansu benim için onlardan biridir. Sen o yurda gidip baktın mı hiç? Orada kim koruyacak kızımı? Senin hiç çocuğun oldu mu efendi? Sen bir ana için çocuğu ne demektir bilir misin? Ben onun yarı anasıyım. Ne bilirsin sen doğruyu? Çocuğu olmayan yüreği yumuşamaz. Katılaşır, kurur. Çoraklaşır, kendinden biliyorum. Cansu beni ne kadar değiştirdi biliyorum. Bana ahkam kesme efendi. Senin kalbin kurumuş. Ne anlarsın sen evlat acısından? Senin gibi bencil bir kadından evlat dersi alacak değilim hanım. Ben 5 yaşında kızımı anasıyla bir toprağa verdim. Kendini bilmez alkolik bir şoförün kurbanı oldular. Ki o herif hala hayatta ve şimdi dışarıda. Celse başlayacak. Çıkalım mı? Fulya Hanım, Şevki Hanım'a kapıyı gösterin. Karar. Dava konusu Cansu Gezici'nin velayetini talep eden her iki tarafında çocuğun yetiştirilmesi için gerekli koşulları sağlayamayacağı öngörüldüğünden çocuğun şimdiki vesayetinin bulunduğu aileden alınarak bir yetiştirme yurduna verilmesine temyiz yolu kapalı olarak karar verilir. Hayır! Ne konuşmuştuk Cansucuğum? Kızım. Ağlarım yavrum. Dalgalarda. Hala. Görünmez gözyaşları. Bir boşluğa asılmış kanayan fotoğrafı. Gecelerde çırpınır. Ebru'lu kanatları. Nerede masalları? O masum hayalleri. Ben ne zaman büyüdüm anne, kirlendi. Zaman güz oldum anne, döküldü çiçekleri. Altyazı M.K.
masum hayallerim. Ben ne zaman büyüdüm anne, kirlendi ellerim. Nerede sevinçlerim, o bahar gülüşlerim. Ben ne zaman güz oldum anne, döküldü çiçeklerim. Buyurun Hulusi Bey. Delirecekler artık, delirecek. Armağan kararını değiştirmemiş mi hala Utku? Ne yaptıysak boş. Beni hele hiç konuşturmuyor. Yarın geliyorlar diye biliyorum. Armağan tek başına o evde mi kalacak? Ben bir gitsem, denesem konuşmayı ha? Zaten ateş topu gibi Bade abla. Hele sen hiç çıkma karşısına. Ben duramıyorum diyorum sana. Korkuyordur şimdi değil mi abla? Annemle babamın gülleri. Biz nerede? Onlar da orada. Bu koku olmadan yaşamak istemem. Vardı bırakma diye. Bıraktım. Onu ellerimle oraya bıraktım. Ne değiştiyse. Sadece artık içinde bulunduğu tehlikeleri bilmiyoruz. Ancak bu kadar koruyabiliyoruz. Doğru mu yaptık bilmiyorum Bilge. Hiçbir zaman da bilemeyeceğim. Yeteri kadar eksilmedik mi abla? Ne olur inat etme. Sen de gel bizimle. Abla lütfen. Benim için. Canım yanıyor. Başka bir ayrılığa gücüm kalmadı artık. Gel. Benim de yanıyor Bilge. Çok yanıyor. Ama lanet olsun ki hayatın yakasına yapışamıyorsun. Bizi yerden yere vuran bir düşman var ama ben kalkıp bir fiske bile vuramıyorum. Anla beni ne olur, gelemem. Ali ile aynı yerde olamam. Bize ne olacağı umurunda değil yani, öyle mi? Saçmalama ne olur ablacığım. Üzüntün bana yetiyor. Bizi bir arada sen tutacaktın hani. Ailenin başıydın. Beceremedim.
Elif'e yaptıklarımın cezasıdır belki bu. Ona ettiğimin 10 mislini Yeliz'den buluyorum. Sizi bırakmıyorum ablacığım. Oraya gitmenizi istemiyorum. Ama madem o salak ablanla aynı yerde kalamıyoruz, bari orada güvende olursunuz. Benim gözüm her an üstünüzde olacak. Bakma sen, şu an Yeliz'i parçalamak istiyorum, evet. Ama bu onu sileceğim anlamına gelmez. Ya sen ne yapacaksın? Ne bileyim. Bulacağım illa bir şey. Bu arada o evde olan en ufak bir şeyden bile haberim olacak. Söylememe gerek yok değil mi? Neleri alacaksan seç de ona göre devam edeyim. Her şeyi al. Bir çöpe ihtiyacım yok benim. Benim tavlayı da al hatta. Ablamın katiliyle karşılıklı zar atarsınız artık. Saplantılısın sen, saplantılı. At gözlüklü. Tutunduğun bu eve ne demeli ha? Her lanet burada buldu bizi. Orada olsaydık kapımıza pislikler dadanmazdı. Orada olsaydık ablam hala hayattaydı. Yapamıyoruz işte. Daha ne kadar dağılalım istiyorsun? Orada bari huysuz amca var, Bade abla var. Onlar korurlar bizi. Kafanda kendini aklama şeklin bu demek. İyi. Git ablamın katiliyle güven içinde otur. Benim mezhebim senin kadar geniş değil, kusura bakma. Ali'yi gördüğüm yerde öldürürüm, canım yanmaz. Çantanı buraya koy. Bu dolap senin. Gel benimle. Yatın hadi. Uyumadınız mı hala? Hadi sen de yatağına. Bu yatak senin. Ya abla bari sen biraz alttan alsan. Biriniz bari uzlaşmacı olun. Ne olur Bilge, rahat bırak artık. Başım çatlıyor zaten. Of. Olmaz dedim. Hata yapmadım ki ben. Neyi niye alttan alacağım? Kal sen de istiyorsan ya. Ne diyeyim ki daha? Bakacağım ben. Armağan.